Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 2, 2016 Bahar Ara Sınav Çözüm Videosu. Soru 1'de ezbere dayalı bir soru var. Mümtediyen sözcüğünün eş anlamlı, zıt anlamlı bunları çözebilmek için önceden o kelimenin manasını, onunla alakalı diğer fiil veya fiili, isim ve isimleri de ezbere bilmemiz beklenir. Burada doğru şık E şıkkıdır. Rakiben, binen kişiden, binici. Mümtedi yani binici manasında. İkisi de isim faildir. Benler için ek bilgi olarak söyleyebiliriz. Soru 2'de altı çizili kelime silersen yerine hangi kelimeyi yazabilirsin? El ümmehatu anneler mes'ulatu sorumludurlar. En terbiyeti evladihinne kendi çocuklarının terbiyelerinden sorumludurlar. Manayı bilmek zorunlu mu? Yok değil. Mes'ulatun kelimesinin özelliklerini bilmek gereklidir. Mes'ulatun. Se'ele yes'elu. Mazi muzari. Se'ele yes'elu. Kökünden mes'ulun ismi fail. Mes'uletun ismi failin müennesi. Mes'ulatun. İsmi fail cemi müennes kalıbı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani mes'ulatun nedir? Mes'ulatun cemi müennes salimdir. Cemi müennes salim olduğunu bilerek yola çıkmak gerekiyor. Bu bilgi sizde olmalı yani. Diyelim ki yok şu an cemi müennes salim hocam anlatamaz mısın? Anlatırız. Açık T ile bitmiş. Hemen sağında dik elif var değil mi? Açık T. Kapalı T'ler de var biliyorsunuz. Şurada terbiyeti. Şuradaki T kapalı. Buradaki T açık. İşte böyle açık T ile bitecek. Hemen sağında elif varsa bunlara bu şekilde biten kelimelere cimi müennes salim demekteyiz. Yani bu anlattığım bilgi %90-95 oranında tutar. Bu şekilde gelen cimi mükesserler de var. Şu an verdiğim kaideye aykırı kelimeler de gelebilir de %95 oranında bu verdiğim kısa bilgi açık T sağ dik elifle biten kelimeler cemi müennes salimdir. Şu tek satırlık bilgi %95 oranında tutacaktır. Cemi müennes salimi tespit edebilmek için tutacaktır. Ayrıntısını merak eden müfret tesniye cemi ile alakalı üniteye bakması gerekir. Bu da Arapça 1'de miydi, 2'de mi, 3'de mi, 4'te mi çok bilmiyorum ama Arapça 1'de olsa gerek. Sonuç olarak cemi müennes salim olduğunu bilirsek yola bu şekilde çıkalım ve yine bir cemi müennes salim bulalım bunun yerine. B şıkkı 150 müfrettir. Tesniye veya cemi değildir. Nereden anladım? Sonunda tesniye veya cemi alameti bir şey yok çünkü. Se'ele su ile müfrettir. 150 muzari se'ele su ile iki şekilde de olabilir. Bu da mazidir. Su ilti. Bu da mazidir. Geriye E ile A kaldı. İkisi de cemi önnesidir. Bakın A da E de cemi önnesi aynı. Biri yüz elle, biri tüs elle. Arada ne fark var? Tüs elle muhataba için yani karşındaki birisi, ikinci şahıs diğer adıyla. Yüz elle üçüncü şahıstır. Diğer adıyla gaibedir. Karşında olmayan bir kişiye seslenmek için kullanılır. El ümmahatu anneler, tüs elle sizler. Yüz elle onlar, o anneler. O anneler, siz anneler. Acaba karşındaki birisine mi seslenmekte? Karşındaki birisi olsa el ümmehatü demeye gerek yok. Direkt tüs enne siz kadınlar diyerek seslenebilirdi. Karşısında olmayan birisine seslenmektedir. Bu yüzden doğru şık A olacaktır. El ümmehatü anneler, yüz enne o anneler var ya. Tabii yüz enne o anneler sorulacaktır. Yüz enne muzarifil o anneler sorulacaktır. Yani terbiyet evladıyla çocuklarının terbiyelerinden sorulacaktır, hesaba çekilecektir manasında. Sorgulanır manasında. Tüs enne siz kadınlar sorgulanırsınız manasına gelmektedir. Burada neymiş? Üçüncü şahıstan bahsedildiği için A şıkkı tercih ediliyor. Üçüncü şahıstan bahsedildiğine dair cümlede özellikle bir kelime yok. Bunu cümlenin akışından ben kendim çıkardım. El ümmahatu anneler demek. Cümlede ise siz manasına gelecek bir şey yok. Buradan yola çıkarak bunu ifade ettik. Bu arada ayrıntı merak edenler için hani müpteda haber.
El-mehat müptedaudur, mes'ulatun haberidir. Mes'ulatun sen silip yerine yüz'enle getirirsen ne olur? El-mehat yine müpteda, yüz'enle cümle olarak haberdir. Fiil cümlesi haber olarak gelmiştir. Yüz'enle. Evet, daha fazla ayrıntı verebilirim mesela sen de. Arapça 2 değil, gerçi verebilirdin de. Ama geçtik. Daha fazla ayrıntı kim arkadaşların kafasını karıştırabilir diye. 3. Boşluğa en uygun şekilde. Nedir? Aşağıdaki mübalağa isimlerden hangisi en uygun şekilde tanımlar? İnne Allahe. İnne ismini naz haberini rafede lafzatullah ismidir. İnne Allahe. Yani Arapça bilgi ne yapar? Hareketsiz yazılara doğru hareket vermeyi bize öğretir. Nahib ilmi. İnne. Harufu müşebbehun bil fiil. Yani fiile benzeyen harflerdendir. İsimlerin nas haberlerini raf eder. Lafzatullah ismi olduğu için inna Allahe fetayı verdik. Muhakkak ki Allah nedir? Kahharın çok kahredicidir. Şedidun çok şiddetlidir. Rahimun çok rahimden affedicidir. Kasim, Kasim ne manaya geliyorsa veya Halikun yaratıcıdır. Acaba hangisi? Bunun hepsi olabilir veya olmayabilir. Neye göre seçmem lazım? Biraz da sol tarafa bak. Bil müminine, müminlerden bahsediyor. Yüce Allah müminlere yönelik ne olur? Kahredici mi olur? Çok kahredici midir? Çok şiddet, çok sıkı, çok sıkıntı verici manasında mıdır? Yok. Müminlere karşı ne olur? Rahim. Affedici, esirgeyici olacaktır. Değil mi? Rahim, fa'il vezinde mübalağalı isim faildir. Zaten Kasim mübalağalı isim fail olamaz. Halik de olamaz. İkisi ismi faildir. Aşağıdaki üçü mübalağalı isim faildir. Şid kelimesi sıfat-ı müşebbeh olarak da değerlendirilebilir. Böyle ayrıntılar var esasında. Rahim çok merhametlidir. İnna Allahe şüphesiz ki Allah rahimun çok merhamet edicidir. Bil müminine müminlere yönelik. Rahimun merfu görüyorsunuz. Bu da innenin haberi olmaktadır. Bu bağlamda ilk 3 soruyu çözmüş olduk. Derseniz 4. soruya doğru yol alalım. Bakalım 4. soru nasıl bir soru. Şu ana kadar baktığımız sorularda sadece birinci soru zordu diyebilirim. O da şundan zor diyorum. Hani fiil ezberi yapmadıysak nereden bilelim? Fiil, isim, eşlem anlamı, zıt anlamı çalışması yapmadıysak biri çözemeyiz. Onun dışındakiler zor değildi arkadaşlar. Dörde geldik. Ekele, elife, esara, edübe fiilleri, emri, hazırları aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak verilmiştir? Yani bu soru ciddi bir sorudur. Fiil çekimine ciddi çalışan arkadaşlar yapar bu soruyu. Ama ciddi bir şekilde eğilmemiş arkadaşlar yapamamıştır. Çünkü bu soru gerçek bir soru. Ekeleden kül gelir. Ekele ye kulu kül şeklinde emri hazırı gelmektedir. İlef, elife, ye elifu veya ye elefu ilef diye gelecektir. Evet, bunu nereden bileceksin? Fiil çekimi yaptıysan bilirsin. İsir, esaradan isir, edübeden udubu. Bilmek zordur bu sorunun cevabını. Bu yüzden ilk 4 soruda en zor soru bu. İkincisi ise 1 numaralı soru diyebiliriz. Zaten geri 2 soru kaldı. Onlar oldukça kolaydı. 5 numaralı soru bir çeviri sorusu. Tabii çeviri olduğu için kelimelerin manalarını bilmek gerekecektir. Dolayısıyla bu soru için de yani kolay bir soru sıfatı veremeyeceğim. Bu soruda orta düzey kelime manası bilmeyenler için zor bir soru. Arkadaşlarla birlikte şehirde denize bakan bir daire kiraladık. Kiralıyoruz değil, kiraladık geçmiş zaman. Arkadaşlarla birlikte, yani ben kendim değil. Nerede? Şehirde olacak olay. Denize bakan, yani denize nazır diyoruz. Denize bakan bir daire, herhangi bir daire. Peki, nesteciru, biz kiralıyoruz. Ma'al estikai. Dikkat ederseniz nesteciru nedir? Muzari fiildir. Bununla başlamıştır. Muzari fiiller eteyne takısından. Eteyne yani elif. Hemzedir aslında da.
E, T, yine Elif, T, Y, Nun. Bu dört harften herhangi biriyle başlamak zorundadır muzari fiiller. Burada eteğine de nunla başlamıştır. Dolayısıyla muzaridir. Yani kiraladık değil, kiralıyoruz, kiralarız, kiralayacağız. Geniş zaman, gelecek zamanla alakalı bir fiil. İste'cerna. İste'cerna ise doğru bir başlangıç. İste'cerna. C de olabilir, B de olabilir. D şıkkı yine nunla başladığı için yanlıştır. B şıkkı da olamaz. D de olamaz. Yine bir de E kaldı. Buna göre ne diyebiliriz arkadaşlar? Diyebiliriz ki D kesinlikle olmaz. A kesinlikle olmaz. Bu iki şıkkı eledik. D ile A gitti. Nereden gitti? Sadece mazi muzari bilmekle alakalı olarak bu ikisini eledik. Geriye kaç şık kaldı? 3 tane şık kaldı. Nestecirul ma'al estikai fil medineti. Şehirde, evet. Buraya kadar kesinlikle doğru. İste'cerna ma'al estikai fil medineti. C de aynen doğru. E şık İste'cerna ma'al estikai fil medineti. Evet, buraya kadar hepsi doğrudur. Şakkaten nazıraten. Evet, şakkaten nazıraten. Şakkaten ne diyor? Mudilleten. Şakkaten nazıraten. Şakkaten nazıraten bakan demektir. Hani denize bakan bir daire. Şakka bir daire, nazıraten bakan. Şakka bir daire, mutilleten. Mudilleten. Dalle, mudille. E dalle, mudille. Alakasız bir kelime oldu. Daran demiş burada. Daran bir yurt demektir. Menzileten nazıraten. Şakkaten nazıraten doğru tabir olacak. Fil ba ilel bahri. İlel bahri. Doğru şık E'dir. İste'cerna biz kiraladık. Ma'al estikai arkadaşlarla beraber. Ma'al beraber demek. İste'cera kiraladı. İste'cerna biz kiraladık. Na burada faildir. Biz manasına gelir. Ma'al beraber. Sadigun müfret estika cemi mükesserdir. Arkadaşlar manasına gelir. Fil medinet. El medine şehir demek. Mekke medine gibi bir belirli şehir değil de genel olarak şehir yani. İstanbul'a da medine diyebiliriz. Şehirde kiraladık. Ne kiraladık? Şakkaten bir daire. Öyle daire ki sıfat geliyor. Nazıraten bakan. Yani gören bir daire. İlel bahri. El bahir deniz demek. İla ea manasına denize. Denize doğru bakan bir daire kiraladık. D'ye baktığında nesteciru yine biz kiralarız manasına geliyor. Bununla başlamıştır. Muzaridir. Direkt yanlış demiştik. C'ye baktığımızda istecerna ma'al estika'i fil medineti daran. Daran bir yurt demektir. Bir daire demek değil. Bu yüzden yanlıştır. D'ye baktığında istecerna ma'al estika'i fil medineti menzilen. Burada menzilden bahsetmiş. Menzil daha çok ev manasında kullanılmaktadır. Daire değil de ev manasında kullanıldığı için buna doğru kabul etmedik. A şıkkı zaten nunla başladığından yani muzari olduğundan hatalıdır diyebiliriz. Tabi bu kadar irdeleyebilmek için biraz Arapça bilmek gerekebilir. Bu yüzden sorunun kolay bir soru olduğunu iddia etmiyorum. Ama her soru zaten kolay olamaz. Her soru kolay olsa herkes 100 alır. Çalışanla çalışmayan ayırt edilememiş olurdu. 6. Cümlesinde 6 çizili fiilin yerine aşağıdaki ismi faillerden hangisi en uygun şekilde getirilebilir? Gâle Suadu. Suat şöyle dedi. Ene ben tercemtü. Tercüme ettim. Hâdel kitâbe. Şu kitabı. Minel arabiyyeti. Arapçadan ile Türkiye'yi Türkçe'ye çevirdim yani. Şu kitabı Arapçadan Türkçe'ye çevirdim. Altı çizili tercemtü olan kelimedir. Buna göre bu tercemtü mazifi. Bunun yerine hangi kelime getirilebilir? Ene ben neyim? Racimetun. Rejmedeciyim. Rajeme. B şıkkı mütercimetun. Evet, tercümeciyim. Tercüme ettim. Etmekteyim. Bu şık doğru olacaktır. Diğerleri yanlıştır. Mütercim. Türkçe'de kullanılan bir kelime değildir. Mütercim, tercümeci manasında. Kullanılan bir kelimedir zaten. Bunu da bu yüzden sormuşlar muhtemelen. Hangisi size çağrışım yapacak da ona göre bir seçenek seçeceksiniz diye.
Yedi kız kardeşi dedi ki, arkadaşlarım kız kardeşleriyle beraber çalışıyorlar. Sen ise çıkıyorsun ve beni tek başıma bırakıyorsun. Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Kız kardeşi dedi. Diyen kim? Kız kardeşi. Onun kız kardeşi değil mi? Benim kız kardeşim değil. Kız kardeşim yazmıyor. Kız kardeşi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kız kardeşim bunu söylüyor. Failo. Arkadaşlarım kız kardeşleriyle beraber çalışıyor. Dikkat et, kız kardeşleriyle. Kardeşleriyle değil. Beraber çalışıyorlar. Çalıştı, çalışmıştı değil. Çalışıyor. Muzari olacak ve çoğul olacak. Sen ise çıkıyorsun ve beni tek başıma bırakıyorsun. Çıkan kim? Sensin. Kim tek başına kalıyor? Ben kalıyorum. Bunlara dikkat edilmesi gereken şeyler yani. Fail kim? Meful kim? Bunları dikkate alarak çözüme geçmek gerekiyor. Şimdi A şıkkı galet uhtuha, onun kız kardeşi dedi ki, İnne şüphesiz ki zemileti, zemileti, zemilun, zemiletun. Evet. Arkadaşlarım kız kardeşleriyle beraber çalışıyor. Zemileti, arkadaşım demektir değil mi? Arkadaşlarım değil. Zemiletun, zemileti, arkadaşım. Yedrusna, onlar çalışıyorlar. Ma'a ehvatihinne. Ve enti tehrucine ve tetrukine ni vahdi demiş. Tetruki ne? Ni vahdi. İnne şüphesiz ki zemileti, zemiletun arkadaş, zemileti benim arkadaşım. Yedrusna, onlar ders çalışıyorlar. Burada bir hata var. Zemilati olması gerekirdi. Çünkü zemileti dediğinde bu müfrettir. Yedrusna, onlar ders çalışıyor dersen uyumsuz bir cümle, yazım hatası vardır. Yazım hatası nereden kaynaklanıyor? Zemileti, müfret, yedrusna, cemidir. Hata bu. Oysa ikisi birden müfret, her ikisi birden cemi olması gerekir. Çünkü zemileti tek başına mübteda, yedrusna onun fiil cümlesi olarak haberiydi. Şimdi ise inlerin ismi ve inlerin haberi olma durumundalar ve uyumsuzluk gözlenmiştir. Müfettisliğin cemi bakımından uyumsuzlar, bu yüzden bu cümle yanlıştır. B şıkkı gale uhtu. Bir kere gale demiş, bak dikkat et. Gale erkek için kullanılır. Galet olması gerekir de yazım yanlışı. Direkt geçtik. Ha, bu şeylere kadar müzekker müennes. Gale uhtuha olmaz. Gale müzekkerdir. Uhtu ise müennestir. Olamaz bu. C şıkkı galet uhtuha doğrudur. İnne şüphesiz ki zemileti, şimdi oldu bakın. Zemileti tedrusu. Zemileti arkadaşım tedrusu. Sen çalışıyorsun diye var burada. Veya tedrusu hiye de yapabilirsin gerçi. Tedrusu fiil, hiye gizli zamir fail diyebilirsin. Tedrusu o çalışıyor. Ma'a ehvatiha. Ama bu durumda ne oldu? Arkadaşlarım demişti değil mi? Lerlar uymadı yani. Burada zemileti arkadaşım diyor. Arkadaşlarım diyor. Çoğula müsnet yine uymadı. Bunu da buradan elersin. Değişik galet uhtuha inne zemilati. Şimdi oldu işte. Arkadaşlarım oldu. Çoğuldur. Yedrusne arkadaşlarım. Onlar çalışıyorlar. Evet. Yedrusne onlar çalışıyorlar. Ma'a ehvatihinne. Onlar kız kardeşleriyle beraber çalışıyorlar. Ve enti sen ise tehrucine. Tehrucine çıkıyorsun ve tetrukine bırakıyorsun ni beni vahdi tek başıma. Galet dedi. Ehuha gerçi. Burada da böyle bir hata var. Ehu kız kardeş manasına gelmiyor. Erkek kardeş manasındadır. Hata burada. Eğer şurada olduğu gibi uhtu olsaydı, uhtuha olsaydı yani. D şıkkı doğru olacaktı. Hata ne? Ehu yazmış. Hata o. E şıkkı galet uhtuha, onun kız kardeşi dedi. Ne dedi? İnne şüphesiz ki zemilati. Bakın cem-i mühennes zalimdir.
Benim arkadaşlarım yedrusna, onlar ders çalışıyorlar. Ma'a ehvatihinne, kız kardeşleriyle beraber. Ve enti, sen ise, kız kardeşine bunu hitaben söylüyor. Tıhrucine, çıkıyorsun. Ve tetrukine, bırakıyorsun. Neyi? Beni, vahdi, tek başıma. Sorunun çözümü, E şıkkı doğru. Soru nasıl bir soru? Kolay olmayan bir soru. Çevir soruları çok da kolay değildir yani. Sıra 8'e geldi. Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı nedir? Celesi oturdu manasından geldiğini bir defa bilmek zorundasınız. Yani ilahiyat okuyorum diyorsanız celese, eta, kana, raca, haraca, kaide, bunların hepsini bilmek zorundasınız. Bunlar standart, basit fiiller. Bilinmesi zorunlu yani. Celesi oturdu, karma ayağa kalktı. B şıkkı doğrudur. Bu soru basit bir soru. 9. Ene nokta nokta eddecace külliyevin. Ene ben eddecace tavuk külliyevin her gün. Ben her gün tavuğu ne yaparım? Ya ona yem veririm, su veririm ya da yerim yani. Ne yapacağım başka? Bununla alakalı bir şeydir. Bu zaten hep ekeli fiiliyle alakalı şıklar görmekteyiz. Yemeğiyle alakalı yani. Ben her gün tavuk yiyorum, yemekteyim dememiz bekleniyor. Peki a kelu olur mu ya da e kelu, e külü, a külü, a küle. Hangi şık doğrudur diye söylüyor. Ene müptedadır. Sana ne lazım? Haber lazım. Haber görüldüğü üzere fiil artı fail olacak. Ama burada fiil artı failin haber olacağını bilmene gerek yok. Burada bilmen gereken şey nedir? 1. Buraya getireceğin fiil merfu olmak zorundadır. Yani E şıkkı direkt elendi. Neden merfu olmak zorundadır? Çünkü başında nasb ve cezmeden bir şey yok. Burada bir nasb edat. Örneğin en, len var mı? Yok. Cezmeden var mı? İn, lem, lemma gibi? Yok. O zaman fiil merfu olmak zorundadır. Fiillerin müfret olduğunu görmekteyiz. Raf alameti olarak sonuna bir adet zamme konulması gerekiyor. E şıkkı feta ile bittiği için hatalı yazım söz konusu, sildik. Gerisi neyle alakalı? Gerisi fiil çekimi. Ekelenin çekimini biliyor musun arkadaş diyor. Eğer biliyorsan doğru şıkkı bulman çok kolay. Bilmiyorsan çözemezsin. Gerisi fiil çekimiyle alakalıdır. A keli olamaz bir defa. Ekele ye külü ye külü değil mi? Muzarisi yani aynel fiili zammeli gelmektedir. Ekele ye külü. Vap olarak birinci vaptır bu. Vapları duyduysanız. Hani faale yef'ulu, faale yef'ilu gibi. Muzari'nin annel fiili zammeli olması gerekecektir. Fiil çekiminden, babından bunu çıkartıyorum. Dolayısıyla D şıkkı olması zorunludur. C'de de var. E külü gelmez ama. A külü gelir. Ekele, E kele, Y külü, E külü gelmez. A külü gelecektir. Neden öyle? Şimdi iki tane hemze yan yana gelmiştir. Birincisi harekeli, ikincisi sakin. Buradaki hemze hasfedilir. Gizlime tarifi olarak kalır. A külü olur. Ayrıntı isteyene bu şekilde. Ama size bu ayrıntılar anlatılmamış mı, anlatılmış mı bilemiyorum ama sonuçta hemzenin orada hasfedilmesi, gizli metal olarak kalması gerektiği özellikle belirtilmemiş olsa bile ekeli fiilinin çekimini yaparken o şekilde yapmışsınızdır. Tabii yaptıysanız, ezberlediyseniz. Dolayısıyla 9 için de çok kolay bir soru, fiil çekimini biliyorsanız. Fiil çekimini bilmiyorsanız zor bir soru diyebiliriz. 10. soruya geldik. Ya soruları 10 soruyu değerlendirmek gerekirse soruların orta ve orta üstü olduğunu genel olarak söyleyebiliriz. Kolay bir iki tane vardı. Yani genel olarak baktığımızda sınav sorularının ağır olduğu ifade edilebilir. 10. Ya dalibatu. Boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bir kere dalibatü kelimesinin özelliğini bilmen gerekir. Nedir o? Cimi önüne salimdir değil mi? Açık T bitti. Sağında dik elif var. Cimi önüne salimdir. Tamam. Bana ne lazım? Cimi önüne salime uygun bir kelime lazım. Mesela A şıkkı olabilir mi? Kasas ne? Olabilir. Yaksus ne? Bu da olabilir. Buksus ne? Bu da olabilir. Bir de ne varmış? Gus ne? Bir de eğer umdudüne. Esasen her biri cemine salim olduğundan hepsi de uygun çıktı. O zaman bize farklı bir yoldan gitmek düşüyor. Ya dalibatı. Ey kız öğrenciler.
Kasas ne? Siz anlattınız, hikaye ettiniz. Yaksus ne? Siz hikaye edersiniz, edeceksiniz. Uksus ne? Siz hikaye edin. Kus ne? Vallahi kus ne? Ben de çıkartamadım. E şıkkı umdud ne? Mebbe yemudu umduttan gelmekte. Siz uzatın manasında olabilir. Dolayısıyla hangisi olmalıdır? Uksus ne? Siz hikaye edin en azdır. C şıkkı. Kıssaten, cemileten. Güzel bir hikaye anlatın C şıkkında. Güzel bir hikaye anlatın. Kassa. Uksusuna anlatın, hikaye edin. Kıssaten bir kıssa, bir hikaye anlatın. Öyle hikaye ki cemileten, hoş, güzel sıfattır bu. Bu şekilde C şıkkı doğru seçenek olur. Bu da tamamıyla neyle alakalı? Cümlenin akışı ve zaman dilimini anlamakla alakalı. Ya dalibat, ey kız öğrenciler, kasas ne? Siz hikaye ettiniz, yani anlattınız mı demek istiyor acaba soruda? Yoksa anlatırsınız mı diyor, yoksa anlatın mı diyor? Cümlede bununla alakalı bir karine, bir ipucu yok. Ama burada C şıkkın olması mantıklı olan. Yani anlatın diyor, kız öğrencilere bir ödev veriliyor, bir istek belirtiliyor. Bu yüzden C şıkkıdır. Anlattığınız geçmişten bir tespit yapılmıyor. Veya şu zaman diliminde anlatmaktasınız demek istenmiyor. Alakasız olmuş. Yani en uygun diyor ya, uygunluğu bu şekilde kendinizin, yani sizin çözmeniz bekleniyor. Zaman dilimini çözmek çok kolay olmayabilir yine. Ama şimdiki soru çok basit bir soru çıktı. Aşağıdakilerden hangisi 5 isimden birisi değildir? Aynun. Bitti. Diğerleri 5 isimdir. Ezberi bir soru ama kesinlikle bilinmesi gereken bir soru. 5 isim ve irabını ve irabının şartlarını bilmek zorundasınız arkadaşlar. Cümlenin Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Çeviri sorusu baya bir çıktığını görmekteyiz. Bunun da sizleri zorladığını tahmin ediyorum. Bu bakımdan sorular genel olarak gerçekten de ağır çıkmış bu yıl. Kelimeler boğazında takıldı. Sonra titreyen dudaklarından anlaşılmayan kelimeler çıktı. Kelimeler boğazına takıldı. Boğazında takıldı, boğazına takıldı. Boğazında düğümlendi. Kelimeler boğazımızda düğümlenir Türkçe olarak. Boğazımıza takılmaz. Geçerken takılan bir lokma gibi, bir ekmek gibi vesaire bir şey değildir. Düğümlenmek ifade edilir değil mi? Mecaz vardır. Dolayısıyla düğümlenmeyi aramak gerekir. Kelimeleri boğazında düğümlendi. Kelimeleri onun kelimeleri, onun söylemleri. Kelimeler boğazından geçmedi. Direkt Türkçe çeviriye bakarak, hiç Arapçaya bakmadan boğaza düğümlenmeyi seçmek gerekiyor zaten. Hiç buralara bakmadan. Çünkü Türkçe'de biz boğazımdan geçmedi demeyiz. Boğazıma düğümlendi deriz. Türkçe çeviri bu şekilde olur. Kelimeleri boğazında düğümlendi, kelimeler boğazında düğümlendi. Acaba hangisi? Yine akadet düğümlendi. El kelimatu kelimeler. Kelimatu hunne değil yani. Hunne onun kelimeleri değil, değil mi? Kelimeleri değil, kelimeler şeklinde çıkacak. Sadece buradan yola çıkarak C şıkkı diyebiliriz. Yani ayrıntılara girmeye gerek bile yok. Biraz fazla kaydadım galiba. 12'yi bir şekilde halletmenin ardından sağ tarafa geçmemiz gerekiyormuş. Halit zengin bir kızla evlendikten sonra aşırı zengin olmuştu. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi. Burada püf nokta aşırı zengin. Zengin değil, zenginliğin aşırı olması. Aşırılığı neyle ifade etmişlerdir? Hangi kalıpla? Aşırılık, mübalağa değil mi? Mübalağalı ismi fail kullanmış olmaları gerekiyor. Bir mübalağa vezninin kullanılmış olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak bir şeyler söylemek gerekiyor.
Bununla alakalı sadece bilinmesi gereken şey nedir? Esbaha fiilini geçiyor mu? Ünitelerde muhtemelen geçiyordur. Kâne idi Halid, Halid idi. Kat şüphesiz ki esbaha dönüştü oldu. Fahişe serrai aşırı zengin olmuştu. Aşırı zenginlik durumuna geçiş yaptı ya. Yani. Neyden sonra? Bâne mâ. Şeyden sonra ki tezevvece evlendi. Min bintin bir kızla. Öyle kız ki ganiyetin zengin kızı. Ganiye bintin sıfatı. Zengin kızla evlendikten sonra aşırı zengin olmuştu. Aşırı zenginlik durumuna dönüşmüştü. Geçiş yapmıştı. Esbaha. Kâne Halidun sâra fâhişe serrâi ba'de zevvâci min bintil ganiyeti. Min bintil ganiyeti. El ganiye yazmış. Bintten sonra el ganiye gelmesi uygun değil. Min bintin ganiyetin. Sıfat mevsuf yani. Olması gerekiyor değil mi? Zengin bir kızla diyor. Zengin bir kızla. Sıfat mevsuf ilişkisi. Kızın zengin olduğu anlatılmıştır. Doğru şık A şıkkıdır. Fahişe serra demekle alakalı ve esmaha fiilinin kullanımıyla alakalıdır. Soru yine orta düzey. Failin müstetir gizli zamir olan fiil aşağıdakilerden hangisidir? Ketebte, te fail, tektubune, vav fail, ketebti, ti fail, ketebet, fail ortada yok. Tektubine, ya fail. Dolayısıyla nedir? Ketebet, D şıkkıdır. Bir arkadaş özel ders yapıyorduk orada. Ketebe ve ketebet. Sadece bu iki kalıbın gizli zamir alabileceği, gizli zamirin fail olabileceğini işlemiştik. Gizli zamir olarak çıkmayabilir de ketebet hemen ardından Aişetü gelebilir. Ama açıkça bir fail yoksa kesinlikle zamir, gizli zamir onun failidir. Diğerlerinde gizli bir şey yok, fail ortada. 15. Aşağıdakilerden hangisinde tekil çoğul ikilisi doğrudur? Yani soru nasıl? Kolay bir soru. A şıkkına bakıyoruz. Hüznün hizanun. Hizandan tesni olmaz bir defa. Tekil çoğul demiş. Müfret olacak, çoğul olacak. O zaman tesni lazım değil, cimri lazımmış. Yanlış anlamışım. 15'e baktığımızda hüznün hizanun. Hüznün kelimesinin hüznün müfret. Hizan onun cimrisi midir, değil midir? Bunu ezber yapman gerekir yine. Ezber yapmadan bilmek imkansızdır. Nitekim cimri mükesser sormuş. Kırık çoğul sormuş ve kırık çoğulların hiçbir kaidesi yoktur. Kesinlikle ezber yapılması gerekir. A şıkkı yanlıştır. B şıkkı cihetün cihatün gelmek zorundadır. Doğrudur. Cihetün kapalı T ile bitti. Cihatün açık T ile bitti. Sağında dik elif var. Öyleyse cimim önüne salim midir? Değildir. Demiştik ki %90-95 oranında açık T sağında dik elif varsa cimim önüne salim olur demiştik. %95 oranlarında demiştim. Nitekim buradaki T aslidir. Zayid değildir. Madem ki aslidir. Buradaki T de buradaki T de cem yönes alameti olarak gelmemiştir diyebilirsin. Bundan yola çıkarak B şıkkı doğrudur. C şıkkı savtun esabeti demiş. Esvat gelmesi gerekiyor. Zibun ziyabun. Emelun emalun. Bunlar da demek ki yanlıştır. Doğru şık B şıkkıdır. Zaittir, aslidir. Bundan dolayıdır demiyorum. Bu şekilde geldiği için. Hiçbir kaydısı yok bu işin. Kesinlikle ezber yapılması gereken bir durumdur. Kayde yok. Neden o demeyin yani. 16. Aşağıdaki fiillerden hangisi mebnidir? Yine kolay bir soru ile karşı karşıyayız. Yektubune. Bunların her biri muzaridir. Muzarilerin sadece cemi müennesleri mebnidir. Onlar da yektubune, tektubune. Cemi müennesler yani. Gaibenin ve muhatabanın cemi müennesleri yalnızca mebnidir. Gerileri murettir muzaride. Soru kolay bir soru. 17. Sadece isme muzaf olan 5 isim aşağıdakilerden hangisidir? Sadece bak diyor. Sadece isme muzaf. Sadece isme muzaf yani zamire muzaf olmayan hangisidir o? Zı olacaktır. Ehuha. Ehuhu. Ebun. Ebuna. Gibi. Yani zı yalnızca isme. Zamire muzaf olamaz.
Ezberi bir bilgi. Soru zor değil. 5 isimle alakalı her şeyi bilmeniz gerekir. Aşağıdakilerin hangisinde kelimenin zıt anlamlısı yanlıştır? Yine zıt anlamlı, eş anlamlı sorusu karşımıza çıkmış bulunuyor. Bununla alakalı direkt söylenebilecek bir şey yok yani. Ezber sorusudur aynı şekilde. Dolayısıyla B şıkkı olduğunu nereden bileceksin? Ezber yaparsan bilirsin. Yoksa bilemezsin. Dokuza gelmiş olduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 5 ismin irabı harfleridir? Yine 5 isim sorusu çıktı. Hatırlayabildiğim kadarıyla 3 tane 5 isimden soru çıkmış. Baya bir 5 isme ağırlık verilmiş durumda. Sizler de 5 isme ağırlık verin arkadaşlar. 5 ismin irabı harfleridir. Vehebe el-ihvetu. İhvetu, ehun kelimesi ihvet olarak karşımıza çıkmış ve zamme ile merfudur. Harfle değil yani irabı. Harekeyle irab almış. Neden? 5 ismin varsayılan, o iddia edilen, bahsedilen irab alabilmesi için bir takım şartlar vardı. Örneğin müfret olmaları. Şu an müfret olmadığından bahsedilen irabı alamadı. Muzaf olması gerekirdi. Muzaf da değil. Bu yüzden bahsedilen irabı yani harf ile irabı alamadı. B şıkkı ihvani, ihvan yine cemi bir cemi olduğu için esreyle yani harekeyle irab almıştır. Müfret olma şartı tutmamış. C şıkkına geldiğimizde meta raca ehu. Evet, ehu bahsedilen irab almış. Zaten almış yani. Vav almış. Görüyoruz. Vav ile merfudur. Nitekim şartları tutmuştur. 5 ismin varsayılan irabı alabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Ezbere bilmeniz gerekir. Hani ezbere bilsen de bilmesen de aldığını fark etmen gerekir. Hemen ardından vav geldiğine göre bahseden irabı almış ya. Vav gelmeseydi ehu sadece zammeli bitseydi kelime alamamış irabı derdim. Harekeyle almış derdim. Şu anda vav ile merfudur. Demek ki harf ile irab almıştır. D şıkkı elhamu. Bakın zammeyle bitmiş. Mimden sonra hiçbir harf yok yani. Demek ki harekeyle almış. E şıkkı ebun kelimesi ebna diye gelmiş. Cemi olarak geldiğinden şartlar tutmadığından harekeyle irab almış. Zaten harekeyle bitmiş kelime. Ekstra bir harfle bitmemiş. Oradan da yola çıkılarak bilinebilir. Yani şartları ezberlemesen bile kelimenin neyle bittiğine dikkat ederek yine çıkartılabilir. Faili nun ismi olan fiil aşağıdakilerden hangisidir? Cem müennestir. Basit bir soru değil mi? Tektubu ne? Bitti. Ezberi bir soru. Bu 2 veya 3. ünitede olsa gerek. Fiillerin irabı artı failleri tablolar halinde verilmiştir. Mazi, muzari, emir. Hani tabloya 1 yazmış, 2 yazmış, 3 yazmış. Hemen aşağıya 1 şudur, 2 budur diye belirtilmiş. O tabloları kesinlikle ezbere bilmek zorundasınız. Bu tablolar tüm soruları çözmenize de yardımcı olacaktır. Bu şekilde tamamladık. Sorular genel olarak ağırdı. Anlatılması gereken birkaç yer vardı, onları da anlattım. Diğerleri üzerine anlatılabilecek pek de bir şey yoktu. Yani fazla detaylı anlatım yapılamadı. Çünkü anlatıma dair değildi, daha çok ya çeviri sorusu çıktı ya zıt anlam, eş anlam çıktı. Üzerinde de anlatılabilecek fazla bir şey yoktu. Çalışmanızı istemişler bu defa. Genelde böyle sorular çıkmıyordu. Bu defa zordu diyorum. Hepinize başarılar diliyorum.